Osmanlı'daki yeme içme kültürüne dair farklı ilginç bir bilgi. Yani ilginç değil ama bana ilginç gelen bir şey söylemek istiyorum. Bunu bir belgeselde izlemiştim. Aynı zamanda okulda da bu konu geçtiğinde, mutfaklar konusu geçtiğinde de duymuştum ve şaşırmıştım açıkçası. Fatih Sultan Mehmet'in en sevdiği yemeğin mantı olduğunu duyduğumda şaşırmıştım. Bana ilginç gelmişti çünkü kahvaltıda bile tercih ettiği bir yemekmiş. Yine aynı şekilde ağzının tadını biliyor diyebiliriz diye düşünüyorum. Evet, mantı da çok iyi bir tercihmiş kesinlikle ama kahvaltı kısmını tam bilemedim. Biraz oturabilir tabii mideye. Son olarak Mekan Pot programımız uygun olarak her bölümde mekan tanıtımları da yaptığımız için biraz bu konuyla alakalı yer önerisi de yapmak istiyorum ben kapatmadan önce. Türk mutfağını yapan birçok restoran aslında var ama Osmanlı mutfağını yani saray mutfağını yapan restoran sayısı aslında sınırlı bakıldığında. Zaten hepsi de galiba sanıyorum hani Türkiye'de tam bilmiyorum ama İstanbul'da birçoğu en azından. Benim aklımda 4 tane gelen var. Bir tanesi Matbah. Zaten direkt Topkapı'daki Matbahı Amir eden ismini alıyor. Burası Topkapı Sarayı'nın hemen çok yakın bir sokağında kalıyor zaten. Osmanlı Saray Kütüphanesi ve yazılı kaynaklardaki araştırmalar sonucu oluşan bir menüsü var. Ama sınırlı da bir menüsü var. Zaten tüm yemekleri direkt saray mutfağının aynısı. İçerisine alınmış yani tarifler. Menüsü zaten dediğim gibi sınırlı bir menü ve biraz da pahalı bir yer. Dolayısıyla her zaman gidilecek bir yer değil. Biz de buraya gittiğimizde zaten yabancı proje ortaklarımızı götürmek biraz hani ülkemizi tanıtmak amacıyla gittiğimizde onları götürmüştük. Dolayısıyla her zaman tercih edilecek bir yer değil ama böyle ayda yılda bir özel etkinlikler için belki gidilebilir. Farklı bir deneyim olabilir. 2 numarada ben Zennup'u düşündüm. Yakın bir zamanda gittiğimiz bir yer Zennup 1844. Burası da Osmanlı ama aynı zamanda Anadolu mutfağı. Bu arada 1844 olma nedenini de araştırdım. Biliyor muydun sen? Yok, bilmiyordum. Neymiş? İlk yemek kitabının çıktığı yılmış 1844. Ben de bu yayında bir şey öğrenmiş oldum sayende. Teşekkür ederim. Rica ederim. Burası Zeytinburnu'nda. Yine yemekleri de oldukça lezzetli. Meze ağırlıklı bir yemek skalası var et aynı zamanda. Yani birçoğu aslında saray mutfağı olmasa da Osmanlı'nın o mutfak anlayışını çok yansıtan bir menüsü var buranın da. 3 numaraya Pandeli'yi koydum. Burası da 116 yıllık bir restoran. Ama bir süre kapanmıştı. 2018 yılında geri açıldı. Şu anda da yoğun olarak tercih edilen yerlerden bir tanesi. Çünkü fiyat olarak diğer yerlere göre daha uygun kabul ediliyor sanırım. Mısır Çarşısı'nda. Burada da Osmanlı ve Türk mutfağının farklı ürünlerini deneyebilirsiniz. Son numaraya da Asitane'yi koydum. Burası zaten Osmanlı mutfağı diye araştırıldığında ilk çıkan yer. Çünkü Zomato'daki puanı çok yüksek, çok tercih edilmiş. Ayvansaray'da yer alıyor. Bu şekilde programımızın sonuna gelmiş oluyoruz. Senin söylemek istediğin bir şey varsa. Ben teşekkür etmek istiyorum. Çok keyifli bir yayın oldu. İnşallah dinleyenler de keyif alırlar. İnşallah istifade edebilirler. Az da olsa Topkapı Sarayı'nı insanlara sevdirebilmek, ilgilerini çekmelerine sebep olmak. Yani beni çok mutlu ediyor şahsen. Böyle arkadaş çevremden işte birlikte Topkapı Sarayı'na gidelim, işte birlikte gezelim gibi istekler aldığımda da gerçekten çok mutlu oluyorum. Bu yayınla da birazcık da olsa insanların içine bu isteği düşürebilirsem çok mutlu olurum. Bence de kesinlikle çok verimli bir yayın oldu. Umarım ya da eminim dinleyenler de çok keyifli ve verimli dinleyeceklerdir. Ben sana çok teşekkür etmek istiyorum. Kırmayıp bu ilk konuklu yayınımı kabul ettiğin için. Ben teşekkür ederim. Beni ilk konuk olarak ağırladığın için. Topkapı sözünü de aldık. İnşallah sonraki bölümlerde Topkapı'yı da konuşuruz. İnşallah. Başka bölümlerini konuşuruz inşallah beraber. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümlerde çok farklı konularla, inşallah konuklarla yayınlarımla devam edeceğim. Öneri ve yorumlarınızı bekliyorum. Konu önerilerinizi de ayrıca bekliyorum. Hoşça kalın.